En son altın aldığımda Şubat ayıydı sanırım. Fiyatı 450 liraydı. Şu an maalesef daha fazla yok. Şu anda hiçbir yatırımımız yok. Değerlendirecek para yok yani. Şu anda yatırım yapma durumunda değiliz ne yazık ki. Tek maaşla 6 nüfus geçiriyorum ve 4 dışarıda 3 tane üniversite öğrenci okuyorum. Onun için öyle yatırım yapacak falan durumum yok. Yatırım yapamıyoruz biz ne zamandır. Bundan 2-3 sene önce falan yapıyorduk. O zaman ucuzdu tabii altın falan da şimdi yapamıyoruz. Yatırım yapamıyoruz. Anca ev kirası, geçim zor yani yatırım yapmak. Vallahi altın almayalı o kadar çok zaman oldu ki yani gücüm yetip de altın falan alamıyorum. Euro'nun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Biliyor. 10 liranın üstünde. 10 TL'nin üzerinde şu an. Bilmiyorum. Evet, demin bozdurdum. 12 lira şu an bozdurdum. Alışı bilmiyorum ama satışı biliyorum. 10.100 lira. Şu an 10-25 civarı olması lazım. Bildiğime göre yani en son öyleydi. En son 10 liraya geçmişti galiba. Evet. 10 liraya geçti. Bilmiyorum. Biliyorum. 11 lira 15 kuruş. Evet. 10-15 civarında. Bilmiyorum. 8.000 diye biliyorum. Evet, son baktığım kura göre 9-12-13 10-12-13 seviyelerinde olduğunu görmüştüm sabah. Şu an biliyorum. Daha yeni bozdurdum. 100 euro verdim. 1010 lira verdiler. Demek ki 101 lira. 8.5'ti dün akşam bakarken. Çok fazla arttığını duydum ama dolardan biraz daha düşük olduğunu. Dolar 10 lirayı falan buldu falan deniyordu. Tam olarak emin değilim ama yükseldiğinin farkındayız. 10 lira 15 kuruş olması lazım. Euro 9-10 lira oldu sanırım en son. Satışı 10-20. Euro'nun mu? 10 lira. Biliyorum efendim. 10.200 lira. Şu anda 10.5 olması lazım. En son çeyrek altın aldığınızda fiyatı ne kadardı? 352 liraydı. Yaklaşık bir sene önce bir düğünde almıştım. Valla hatırlamıyorum, çok oluyor. Hatırlamıyorum kaç lira olduğunu. Almadığım için haberim yok. Karnım anca doyuruyor. Ben yurt dışında yaşadığım için 37 euro almıştım en son. 2 sene oluyor. Şu an 80 euro orada. Ama burada ne kadar fiyat bilmiyorum. 780. En son çeyrek altın aldığımda 650 liraydı. Şu an ne kadar tam hatırlamıyorum ama galiba 870 civarı falan olması lazım. Valla galiba. Tam hatırlamıyorum ama 800'ün üzerindeydi yine. 450. Şu anda 800'ü geçti. İkiye katladı. Hatırlamıyorum. Bayağı oluyor yani alalı. 2018 yılında oldu. 400 liraya yakındı ya. Zor soru. 250 miydi? 200. 500'den almıştık çeyrek altında öğrensin. Uzun zamandır almadım. 550. Yani yaklaşık yarım almıştım. 910 lira falandı. Yaklaşık bir sene oldu sanırım ona da. Şu an ikiye çarpmış durumda. En son hanıma bir bilezik almıştım. Dur bakayım. Bir 500 euro vermiştim. 2 sene evvel. Şu an aynı altına baktım. Herhalde 300 euro. En son altın aldığımda Şubat ayıydı sanırım. Fiyatı 450 liraydı. Şu an maalesef daha fazla. Vallahi altın almayalı o kadar çok zaman oldu ki yani gücüm yetip de altın falan alamıyorum. 600. Şu an ne kadar diyorsunuz? 805 olması lazım. 750 liraydı. Evet. Çeyrek altın 806 işte. En son aldığımda 770 liraydı. En son çeyrek aldığımda 500 TL'ydi. Şimdi 865 TL oldu. Maalesef ekonomi şu an çıkmaz da. Ne yapılacağını bile kimse de bilmiyor. Merkez Bankası Başkanı gece saat 3'te görevden alınmış. Ben ekonomiyi biraz takip eden vatandaşlardanım. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Ancak yerine gelen Naci Akbal Beyefendi siyasi bir karakter. Onun da şu an Merkez Bankası Başkanı olması Merkez Bankası'nın bağımsızlığına gölge düşürmektedir. En son altın aldığımda 235 liraydı. Yatırımınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayrimenkul olarak değerlendiriyorum yatırımımı. Çünkü ekonomi biliyorsunuz yetişemiyoruz da bize. Yani birikimlerimi yatırım olarak elimden geldiğince gayrimenkule yatırmaya çalışıyorum. Ev, nakit para. Harcayarak değerlendiriyor. Yok. Olmadığı için. Ne anca? Şu an bir yatırım yaptığımız yok.
yapmıyoruz şu an yatırım. Sadece birikim yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz şu an. Teşekkürler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama aslında yatırım yapacağımızı bilmiyoruz. Altın. Altın olarak, euro olarak evet. Yani şu an öğrenci olduğum için açıkçası çok fazla yatırım yapamıyorum. Sadece kendimi idare etmeye çalışıyorum yatırımlarım bu şekilde. Yani şu an çok fazla yatırım yapmıyorum ama yapacağım zaman da altın almaya çalışıyorum. Altına bağlıyorum. Has altın alıyorum. Daha karlı. Altın olarak. Başka yok. Valla biz paramız olduğuna geldiğinde altın ve dövize yatırma tercih ediyoruz ama şimdi böyle olunca da vatan haini olarak adlandırılıyoruz. Neden? Aslında paramızın değerini korumaya çalışıyoruz biz. Paramızın değerini korumaya çalıştığımız için böyle lanse ediliyor. Ya farklı platformlarda değerlendiriyorum. Borsada, dolarda, euro ile çok işim olmuyor da altında. Yani yatırım falan yapmıyorum. Yani bankaya yatırmayı düşünüyorum ama olmadığı için olmuyor. Yatırım sadece evim ve arabam var. Onun dışında bir nakit param falan yok. Borcum var aksine. Yatırımlarımı ben yurt dışında yapıyorum. Çünkü buraya güvenmiyorum. Gidişat hiç iyi değil şu an. Tamam. Genelde altın türüne yapıyorum. Çünkü eurolara pek güveniyorum diyemem ama altına güveniyorum. Yatırım. Yatırım yok ki değerlendirelim. Yok yani öyle bir şey. Anca geçiniyoruz. Yani bu devirde kiranı ödüyorsan çocuklarına şey olarak sağlayabiliyorsan ekonomini bence yatırıma falan güç yetmiyor yani. Şu anda ben o şekildeyim bilemiyorum. Yatırım yapamıyoruz. Anca ev kirası, geçim zor yani yatırım yapmak. Yatırım yapamıyoruz biz ne zamandır. Bundan 2-3 sene önce falan yapıyorduk. O zaman ucuzdu tabii altın falan da şimdi yapamıyoruz. Şu anda yatırım yapma durumunda değiliz ne yazık ki. Tek maaşla 6 nüfus geçiriyorum ve 4 tane dışarıda 3 tane üniversite öğrenci okuyorum. Onun için öyle yatırım yapacak falan durumum yok. Onun için beni ne euro ilgilendiriyor, ne dolar, ne altın. Yatırımlarımı ya altına yatırıyoruz ya şey, şefim millette para yok ki o kadar zaten. Zaten asgari ücretle çalışan insanlarız ya. Hepimiz biliyorsunuz bunu. Ben yatırımlarımı genelde gayrimenkul üzerine değerlendiririm. 18 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Şu an gayrimenkul sektörü de yapılan bazı politik hatalardan dolayı çıkmaz da maalesef şu an işler çok durgun. Şu anda hiçbir yatırımımız yok. Değerlendirecek para yok yani.